Mevsim yaz, önümüz Ramazan, kendimize dikkat etmemiz gereken zamanlar. Özellikle kalp rahatsızlığı olanlar. Ülkemizde ve dünyada ölüm sebebinin koroner kalp rahatsızlığı, ikinci sırada kanserin bulunduğunun altını çizen Profesör Doktor Esat Akıncı, koroner kalp rahatsızlıklarının tedavisi hakkında bilgiler veriyor. Kritik damar hastalığı tedavi teşhis edilen, tanısı konulan hastaların büyük bir çoğunluğu bypass ameliyatına veriliyordu. Ancak o zamanlarda bypass ameliyatları şimdiki gibi yüksek başarıyla yapılamıyor idi. Mortalite daha yüksekti. Yani ölüm oranları daha yüksekti ki ben başladığım zamanlarda %20 hastaların %20'si 30'u kaybediliyordu. Bugün bu oran %1'e kadar düşmüştür. Hatta %1'in daha altındadır. O zamanlarda 80'li yılların sonuna doğru 90'lı yılların başında balon yöntemi geliştirildi. Dünyada da paralel olarak yani Amerika'da gelişti, Türkiye'de de hemen bunlar yansıdı. Balon yöntemi ve stent yöntemiyle tedavi yöntemlerinde ilerlemeler kaydedildi. Bugün geldiğimiz durumda koroner kalp hastalığı, koroner darlığı tespit edilen hastaların bugün %70'ine yakını balon ve stentle tedavi ediliyor. %30'u da ameliyata geliyor. Ameliyatı da biz yapıyoruz cerrahlar olarak. Ameliyat tekniklerinde ve yöntemlerinde kullanılan malzemelerde zaman içerisinde de gelişmeler oldu bu zaman zarfında. Özellikle minimal invaziv cerrahi veyahut da hastaya daha az zarar veren, daha az kesi yaptığınız, hastanın dengelerini, yaşamsal dengelerini, diğer organlarını daha az etkileyen tedavi yöntemleri zaman içerisinde devreye girdi ve bunlar bugün dünyada birçok klinikte, ülkemizde de kullanılabilir durumdadır. Bunlardan bir tanesi, biz eskiden bütün bypass ameliyatlarını kalbi durdurarak yapıyor idik. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için daha sonra geliştirilen yöntemlerle kalbi hiç durdurmadan ameliyatlar yapılabilir duruma geldi.